Merhaba Business Channel izleyicileri. Bugün yine sizlerle beraber çok kıymetli bir do, çok kıymetli bir konuğumuz var Seda Hanım. Onunla güzel sohbetler yapacağız inşallah. Daha önce de tanırsınız bir önceki programımda kendisi bize çok dolu donanımlı bilgiler vermişti. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz Seda Hanım. Tekrar hoş buldum. Artık iyice alıştım. Çayımla geldim. <laughs> çok iyi yaptınız. <laughs> Ee, sizin böyle rahat olmanız bizi de rahatlatıyor tabii ki. Eviniz kabul edin. Nasılsınız ayrıca görmeyeli? Teşekkür ederim sağ olun. İyiyiz koşturuyoruz, ayak uydurmaya çalışıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz son zamanlarda? Nasıl gidiyor tiyatro, e, marka danışmanlığı? Sanırım hatırladığım kadarıyla... Evet, e, marka dinleyin. danışmanlığı tarafı da var. E, marka danışmanlığı e, hafif hafif, ufak ufak zaten yerleşen hı hı. bir e, kavram aslında. Hı hı. E, markayı en basından anlatayım ben. Şimdi bir marka kuruyoruz ve kurduğumuz marka aynı çocuğumuzu yetiştirirken ki gibi e, bizim özelliklerimizi taşıdığı, işte e, kendimizle özleştiriyoruz özdeştiriyoruz markayı ama kurduğumuz marka başka bir karakter aslında. Ve bir karakter analizi yapılması gerekiyor bu marka nasıl konuşur? Nasıl iletişim kurar? En sevdiği renkler nelerdir mesela? Bunların üzerinden yola çıkarak markaya bir kimlik oluş oluşturuyoruz marka danışmanlığında. En başından başlıyoruz. Logosu, işte bütün kurumsal kimlik çalışmaları, hmm. antetli kağıdı, mailing'i, sosyal medya görselleri hepsinin ortak bir dilinin olması gerekiyor. Ee, sonra e, mevcut kitlemize bir bakıyoruz eğer startup yeni kurulmuş bir firma değilse mevcut kitlemiz kim, nelerden hoşlanıyor, gelir düzeyi neler? İkinci aşama hedef kitlemiz yani biz bu ürünü kimler de alsın istiyoruz ya da kimler de bu hizmeti kullansın istiyoruz. Ee, diyelim ki A grubu bir grubumuz var bunu da kullanmasını istiyoruz. E bu grubun özellikleri nelerdir? Sadece gelir grubu, sadece işte yaşadığı sosyal sınıf değil aynı zamanda okuduğu dergi, gittiği kafeler... İnternete internete girme sıklığı, internete girme saati, takip ettiği sayfalar bununla ilgili geniş bir analiz yapılıyor. Aynı hmm. zamanda firma için geniş bir analiz yapılıyor. Nedir bu SWOT analizi dediğimiz? İşte firmanın güçlü yanları, firmanın zayıf yanları. Bunların hepsi aynen bir check-up'taki analizin yapılması gibi bu verilerin hepsi toplanıp bir yol haritası belirleniyor. Bu yol haritasında da sonra Kreatif idea dediğimiz kreatif e, düşünce <gülüyor> devreye <gülüyor> giriyor. Hmm. Bu kreatif düşünce diyoruz ki işte ne olabilir, nasıl lanse edeceğiz yani bu ürünümüzü, bu firmayı yeniden eğer lanse ediyorsak nasıl lanse edeceğiz? Bir fikir buluyoruz. Bu fikri doğru yerde, doğru insanların karşısına reklamla çıkartıyoruz. Hmm. Bu doğru reklamları yönlendirmeleri sonra analiz ediyoruz, tekrar ya devam ediyoruz ya revizeye gidiyoruz. Bu böyle büyük bir çalışma aslında. İnsanlar şeyle karıştırabiliyor. İşte bizim bir dijital ajansımız var neden marka danışmanına ihtiyacımız olsun? Evet. Bizim bir kurumsal iletişimcimiz var neden bir marka danışmanına ihtiyacımız olsun? Şimdi kurumsal iletişimci birçok arkadaşım da var. Ben de kurumsal iletişim departmanında çalıştım. Ee, Evet içerideki akışı, işleyişi sağlıyor ama yeniliklerden, hı hı. farklı farklı firmaların farklı yaptığı işlerden, sosyal farkındalık projelerinden hepsinden aynı anda bilgi sahibi olması imkansız. Yani orada oturan kişi doğru koordine edebilir evet oradaki bütün hı hı. işleyişi. Ama hepsine de hakim olması gerekir. Yani bugün birçok firmada reklam verenler yani kur, kurumsal taraf, aslında e, reklam araçları, reklam terimleri bunların hepsine hakim bile değil. E ne oluyor o zaman? Ben e, iki ay aynı oyunculukta olduğu gibi dijital e, eğitim aldım. Hadi şimdi ben dijitalciyim, hadi sosyal medyacıyım ben diyor. Sosyal medyayı alıyor. Ne yapıyor? Tabii karşıdaki de bilmiyor çünkü işin ne olduğunu. Sosyal medyacıyım diyor. Alıyor iki tane görsel ekliyor. Takipçi satın alıyor. <laughs> Beğeni satın alıyor bunun üstüne bakıyorsun, "Aa takipçisi çok, beğenisi çok." diyorsun ama bir etkisi yok. Yani seni takip eden insanların bir etkileşimi yok. Yani senin sayfan sadece çok takipçili bir sayfa haline dönüşüyor. Ha. Aslında şöyle olması gerekiyor. Bir firmanın vitrini gibi düşünün sosyal medyayı. Hmm. Ben geldim. ne kadar dolu, ne kadar güzel olursa, ne kadar beni çekerse şimdi gittiniz. Mağazaya mağaza geziyorsunuz. Bir gece elbisesi alacaksınız. Vitrinlere baktınız. Aa güzel bir vitrin gördünüz. Ne yaparsınız ikinci aşama? Mağazaya girersiniz. Tabii bir içeri Mağaza girer neresi? Şey. Web sayfanız. Hmm. Aldın. Adamı oradan aldın. Bağlılığı sağladın. Götürdün i̇çeri web koydun. sayfana. Koydun. Web sayfana getirdin. Web sayfan kullanıcı dostu değil. Ne demek kullanıcı dostu? Ya ben aradım şeyi anında bulamıyorum. Renklerin çok boğucu ya da ne bileyim işte çok karmaşık bir haritası var. Hı hı. Anında çıkarım. Dijital artık öyle bir çağ. Yani elinize telefonu alıyorsunuz. Bir sayfa şeyi görseli beğeniple beğenmeme aranız iki saniye. Yani şu hareketi yapıyorsunuz ya da durduruyorsunuz. Çok Onun için çıkabiliyorsun. Çok doğru ifade etmeniz gerekiyor. Hı hı. Yani bir kullanıcının hı hı. karşısına çıktığınız, evet, karşısına mi? çıktığınız zaman onu anında almanız gerekiyor. Artık bu görsellerinizin sade dilimi olur, güzel bir görseliniz mi olur ya da ne bileyim verdiğiniz faydalı bilgiler mi olur, yardımcı olduğunuz sosyal sorumluluk projeleri mi olur? Bununla ilgili artık neyse topluma ya da kişiye kattığınız katma Hı -hı. değer orada bir bağlılık oluşturup arkasından web sitenizi buna göre düzenleyip arkasından müşteri ilişkilerinizi Buna göre e, hızlı ve çözüm odaklı hale getirip tam bir paket olarak aslında hizmet sunmanız gerekiyor. Yoksa bu dijital e, dünyada var olmanıza imkan yok. E, marka danışmanlığı, kafelerden tutun kişilere kadar kanallara kadar hani aklınıza e, gelebilecek envai çeşit her sektör için gerekli olan bir şey aslında. Değil mi? Evet. Marka danışmanlığı. E, peki. E, şu anda e, yani şirketler hı hı. E, hangi ölçüde olmalı çok büyük şirketler için mi bu geçerli küçük boyuttaki şirketler içinde, bireysel çalışanlar içinde hepsi bir, için geçerli. Banka danışmanlığı hepsi için geçerli. Hepsi için geçerli. Yani diyelim ki siz bir e, poğaça dükkanı açtınız. Ya bakın çeşitli bir şeyden daha poğaça dükkanı sadece poğaça ve e, iç içecek satması gerekmiyor. Kadıköy'de bir yerde bir poğaça dükkanı açtınız. Hı. Sosyal medya için. Her halükarda ilk önce kendi deniyor insanlar. Hı hı. Yapamıyor. Ucuz da olsa bir sosyal medyacı tutuyor. E, tabii. Onu yaptığı anda ihtiyacın var demektir. Yani sen dijitalde var olmadan artık hiçbir şekilde sürdürülebilir bir e, firma olmana imkan yok. Hımm. Nasıl olur? Marka danışma, büyük firmaların Daha kısa zamanda yol büyük, almak için marka danışmanına evet, ihtiyaç ama, var diyoruz. Bunda da tabii marka danışmanlarının da e, birazcık şey yapması lazım, ne yapması lazım? Şimdi ben gittim çok büyük bir x ölçekli bir firmaya, marka danışmanlığı yaptım. Onun yapılacak işi 5 birim. Ben ona göre zaten fiyat vermem lazım. Ama kalkıp da bir kafeye gittiğimde gene benden o 5 birimlik işin ücretini Hı -hı. istersem o insandan, Hı -hı. o insan tabii ki uzak durur bu fikre. E zaten onun iş yükü o kadar değil. O zaman küçük ölçekli firmalara ona göre bütçe verilmesi gerekiyor. Evet. Bak bu, ya. bu olur. Evet. Yani daha böyle e, ayarlamalar, ekonomik anlamda insanlar çünkü artık e, çok zorlanıyor. Şartlarımız gitgide ağırlaşıyor. Şimdi orada da bir ufak araya gireyim. Rahmetli anneannem, Allah rahmet eylesin, derdi ki ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Değil mi? <laughs> e, şimdi orada evet. da şöyle oluyor. Şimdi marka danışmanını bir gider olarak görüyoruz. Mesela senelerde reklamı da bir gider olarak görmemiz gibi ama reklam gider değildir. Reklam gelir için yapılan bir yatırımdır aslında. Evet. E, aynı şekilde marka danışmanı da öyle. Şimdi siz farkında olmadan bir sosyal medyacıya bir sene boyunca fazla değil 500 lira verdiğinizi düşünün. Hı hı. Bir sene boyunca 500 lira veriyorsunuz. 12 ay o parayı topladınız kenara. Boşa gitti o para. Bir sene sonra diyorsunuz ki ben hiçbir şey olmadı. Bu sosyal medyada hiç işe yaramayan bir şeymiş canım. Hep doğru yatırım yapılmadı çünkü. Doğru yatırım yapılmadı. Sen ona 500 lira vereceğine o bütçeni 1000 liraya çıkarsan sana gelecek olan belki de 3000 lira. Tabii doğru yerden başlıyor. Doğru yerden doğru insanlarla zaten marka danışmanları da bunu söylüyor. Şimdi sen diyorsun ki ben bir dijital ajansım var bir işte reklam ajansım var <laughs> bir kreatif ajansım var. Bunların hepsinden ayrı ayrı hizmet alıyorsun. Ne yapıyorsun? Hı hı. Kreatif ajansına diyorsun ki a böyle bir işte dijital kampanya yapacağım. Bununla ilgili e, şu görselleri tasarlayın diyorsun. Ondan alıyorsun, ona veriyorsun. Onu alıyorsun, ona veriyorsun. Herkes kendi işini kendi kafasına göre yapmış oluyor aslında. Ama marka danışmanı olduğunda diyor ki ajansa, dijital ajansa bakın bizim kalemimiz, çizgimiz, karakterimiz, suyumuz, buyumuz bu. Hı hı. Senden böyle bir şey istiyorum diyor. Öbür tarafa diyor ki senden bunu istiyorum, senden bunu istiyorum. Ya da diyor ki firmaya. Siz bu kreatif ajansla çalışıyorsunuz ama size uygun bir kreatif ajans değil bu diyorsunuz. Boşa harcıyorsunuz paranızı. Belki başkası için uygun ama senin için uygun değil. Senin ölçeğine uygun bir ajans değil. Doğru yönlendirmeyi de yapıyorsunuz. Hmm. Yani marka danışmanı hem fikir olarak e, güzel e, fikirler oluşturabiliyor, hem güzel bir yol haritası oluşturabiliyor. Aynen öyle, aynen öyle. Yani doğru paranızı doğru yönlendirmenizi sağlıyor, doğru danışman. insanlarla çalışmanızı sağlıyor. Evet, bir danışman aslında. Evet. Yani e, nasıl ki, şimdi şöyle bir uç bir örnek vereceğim ama farkı anlatabilmek için hı hı. bir davanız var, e, mahkemeye çıkacaksınız, kendinizi savunabilirsiniz. Belki hı. paranız yok avukat tutmaya. Hı hı. Ama gidersiniz bir avukata danışırsınız. Değil mi? Kendimi nasıl savunayım? Hı hı. Yani illa sürdürülebilir <laughs> olarak bir marka danışmanıyla çalışmanıza da gerek yok bütçeniz yoksa. En azından Keşke sonra çalışsanız. fikir alın. Ama gidin fikir alın, yol haritanızı çıkartın, stratejisini oluşturun. Yani dijitallik sadece sosyal medyada var olmak demek de değil. Dijitalden e, satış yapabilmek, dijitalde veri biriktirebilmek. bu değil mi? Tabii ki öyle. Sosyal medyadan işte bir hesap açarak biraz görseli koyarak kendisinin bir şeyler yapmak istemesi e, onu çok e, uzağa götüremiyor. Götüremiyor. Neden götüremiyor? Evet e, çıkış noktası doğru. Yani Instagram'da zaten en çok şu an kullanılan o insanlar satış yapıyor. Ama o veriyi sen biriktiriyor musun o datayı? Yani bana geldi. Hı hı. Ayşe Hanım geldi bana. Geldi benden bir tane kolye aldı tasarım. Hı hı. Tam o kadar. Ben senin bilgini toplamıyorum. Senin e, özelliklerine göre bir arkada e, benim data oluşturmam lazım ki yarın yeni bir ürün çıkardığımda ya da başka bir şekilde büyümeye çalıştığımda benim mevcut müşterimsin sen. Sana gelmem gerekiyor. Ya da yarın sen benden alışveriş etmeyi bıraktığın zaman neden bıraktığınla ilgili benim hani onunla ilgili bir remarketing yapmam gerekiyor. Hmm. Yeniden pazarlama yapmam hmm. gerekiyor. Seni geri çağırmam pazarlama gerekiyor. Pazarlama tekniği. Pazarlama tekniği. Yani bunun için de e, sadece işte o sosyal medyada çıkıp iki tane bardak sattım derseniz iki gün sonra öbür karmaşık düzenin içinde de yok olursunuz. Çünkü aynı zamanda bardak satan ve bardak satarak bir ağ işte e, vakfa yardımcı olan başka bir insanı tercih hmm. ederler. Onun için bir strateji, onun için kreatif hali dediğimiz o yaratıcı fikre ihtiyacımız var. Hmm. Yani toplumlar, şimdi markalar eskiden nasıldı? Aynı ünlülerde olduğu gibi e, marka bir şey çıkarırdı, arkadaşım alacaksın. Çünkü neden? Alternatifin yok. Marka reklamını koyardı, izleyeceksin. Neden? Çünkü o o, o anda bir tek o alternatif var. İzlemek zorundasın. Hmm. Müşteri hizmetlerini aradın, ulaşabilirsen ulaştın, şikayet edebilirsen şikayet ettin dikkate alınırsa o da. Dikkate alınırsa o da. Şimdi öyle değil dünya. Çift yönlü iletişim var. Çift yönlü iletişim nedir? Ben markayım, siz kullanıcısınız. Hı hı. Ben size ulaşabildiğim gibi siz de bana ulaşabiliyorsunuz. Her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Twitter'dan yazabiliyorsunuz işte Instagram'dan hatalı gelen ürünü yazıp oradan mentionlayıp herkese duyurabiliyorsunuz ya da direktman kalkıp firma yetkilisine işte sevgili kurumsal iletişim departmanı deyip kendi postunun altından ona ulaşabiliyorsunuz. Hı hı. Yani her şekilde çift yönlü bir iletişim var. Onun için şimdi bu devirde de kalkıp şunu yapamıyorsunuz. Arkadaşım ben sosyal medya hesabı açtım hadi beni takip et. Neden takip edeyim? Benim sizi takip etmem için bir sebebe ihtiyacın var. Çekmesi lazım. Çekmesi lazım. İşte burada da devreye giren şey kreatif Idea. Sosyal medya e, bu türlü çıkışlarda, hani tanıtımlarda hem seni pik yaptırabiliyor hem de düşürebiliyor. E aynen öyle. Aynen Değil öyle. Mi? O zaman burada e, tabii ki bir marka danışmanına ihtiyacımız var. E, senin burada çıkışını orada destekliyorsa orada da kalmanı sağlamak zorunda. ...sürdürülebilir olmak zorundasın. Heh, sen burada kalmak zorundasın. O zaman marka danışmanının... ...seni burada bırakması gerekiyor tepede. Ee, o zaman... ...üçüne beşine bakılmıyorsa... ...hedefinde varsa, yükselmekse... ...bence e, çok... E, ...astronomik fiyatlarda sanmıyorum olduğunu. Değil, değil. Yani herkesin e, yani böyle bir işe baş koymuş Hı -hı. insanlar için söylüyorum. Çok kendilerini aşamayacak bütçelerde olduğunu düşünmüyorum. Değil. Tabii bütçeden önce bilincin de oturması gerekiyor. Bunu da söylemek Şimdi insanlar, istiyorum. Şimdi insan insanlar birinci geçiyorum ben. Önce insanlar cebine bakıyor. Bütçeye bakıyor. Ne dedik biraz önce Seda'cığım? Ee, ben de bunu yapabilirim mantığı çok fazla baskın insanlarda. Evet. Ben işte bir iki resim çekerim, işte bir iki görselimi arttırırım. Ee, eskiden web sayfaları vardı daha geniş kapsamlı insanlar bunu tasarlıyordu. Yani bir marka danışmanı olarak değil, bir iki yardım alarak biraz da kendi bilgileriyle e, bunu e, en cüz'ü, en ekonomik e, düzeye getirerek kendi sergileyebiliyor. Benim bahsetmek istediğim de bu. Yani e, insanların önceliği şimdi artık bu oldu, bütçeler oldu. Şimdi bütçeleri oldu ama şimdi şununla da karşılaştım açıkçası. Şimdi bütçeyi veriyor. Bütçeyi vermeye razı. Tamam. Onu ver... ama patron şirketi. Yani şöyle nasıl oluyor? Şimdi gidiyorsunuz diyorsunuz ki bu logo size uygun değil. Hı. Hmm. Logosunu düzelttiriyorsunuz. Tamam diyor. Sosyal medyasını düzeltiyorsunuz. Tamam diyor. Hadi şimdi diyorsunuz üçüncü adım şunu yapacağız. Ben onu öyle istemiyorum. Ama bir dakika şimdi bir yol haritası çizdik. Şimdi siz hani Konya'dan geçmen lazım Ankara'ya gideceğim. Ben Konya'ya gitmeyeceğim. Ankara'ya atlayacağım. Ankara'ya atlayacağım ama oradan geçmeyin arkadaş ben patronu değil miyim bu şirketin? Evet. Ama sen de marka danışmanısın diye her şeyi sana mı danışacağız? Ha, böyle de var. Bunlar da var yani sadece bütçe ayırmak değil aynı zamanda güvenmek de çok önemli Şimdi diye düşünüyorum. Şimdi burada kaçırıyorum bu tarz insanlar maalesef ee, oluyor ve bunlarla iş yapmakta zorluyor insanları. Ee, ama buradan seyircilerimize bunu güzel bir mesaj olarak verebilirsin ee, kendi fikirlerinden önce danışmanın fikrinin daha öncelikli olmasıyla ilgili e, ee, ne önerirsin şöyle bir şey söyleyeyim herkes kendi işini nasıl yapacağını çok iyi bilir ee, o insanlara da e, edindiği deneyimlere e, fikirlerine görüşlerine araştırmalarına güvenmek gerekiyor. Bırakalım herkes kendi alanında birazcık özgür olsun diyorum. Bununla ilgili danışmak, sohbet etmek, fikir almak hepsi olabilir. İsteyen firma sahipleri de olursa sanırım zaten altta geçecek. Mail adresime mail atarak benimle iletişim kurabilirler. Daha uzun uzun, daha detay detay oturup neden lazım, marka danışma nedir, ne içindir, nasıl kullanılır bununla ilgili, <laughs> evet. bununla ilgili de bilgi <laughs> verebilirim. Kesinlikle biz de ne diyoruz? Ee, herkes kendi işini güzel yapıyordur eminim. Ee, kimse kimsenin işine çok fazla müdahale evet. etmeden e, yol alsın. Ee, eğer bir marka danışmanına ihtiyaç varsa ve bunu düşünüyorsak o zaman ona bırakmak, ona teslim olmak lazım. Yolumuzu daha iyi çizeceğine eminim. Seda Hanım'dan e, bununla ilgili çok güzel hakikaten içine dolduran bilgiler aldık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Burada ederim. Burada olduğunuz için <laughs> ve güzel e, bizleri aydınlattığınız için. Bir marka danışmanı olarak hakikaten içi dolu dolu sizinle iletişime geçmelerini ve bu işte kendinizi çok daha iyi noktalara taşıyacağınıza eminim. Teşekkürler. Ayağınıza ve yüreğinize sağlık. Söylemek istediğiniz bir şeyiniz var mıdır yakınlarınıza, iş hayatınızdaki arkadaşlarınıza? Herkes mesleğini severek yapsın. Mesleğini severek yapan insanlar toplumları kalkındırırlar. Evet. <laughs> Her şey için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederiz. ederim. Çok sağ olun. Bir daha ki başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi günler.